Herkese iyi akşamlar. Medyascope TV'de, Periscope, Facebook, medyascope.tv ve Bilimum canlı yayın araçları üzerinden canlı yayınımız başlamıştır efendim. Bir hafta aradan sonra geçen hafta bir yol kazasına kurban gittik aslında Tuncay Akgün'le. Geçen hafta yapacaktık ama böyle aramızda bir anlaşmazlık oldu. Neyse yakaladık. Tuncay hoş geldin. Hoş bulduk. Tuncay çok konuşmayı seven bir adam değil. Onu tanıyanlar da bilir. Aslında takip edenler de bilir. Hiç şeylere de girmeyeceğim tabii. Yani arkadaş işte kendin gibi adam çiziyorsun falan gibi böyle bir şeye de girmeyeceğim. O artık herkesin malumu vaziyetinde. Vallahi bilmiyorum hani yayının tamamı ne kadar akacak. Ben hani artık mesleki deformasyon tabii böyle bir çene ishali durumu söz konusu. Bir şekilde dediğin gibi eslere dalacağım artık hani yani seyircinin de bilgisi olsun diye diyorum. Çünkü adam hani konuşmayı çok sevmiyor. Aslında her şey yazılı falan olsa ne güzel olur değil mi? Yok yani konuşmak da güzel canım. şimdi yayını Leman'la 25 yıl diye açtık. Çünkü hakikaten pek çoğumuz için heyecan verici. O 25 yıl vay anasını geçti bile yani. İlk günlerini hepimiz hatırlıyoruz. İlk sayılar böyle bir yerlerde vardır mutlaka hepimizin arşivlerinde falan. Çok dolu dolu geçti. Bir sürü çalkantılarla geçti. Ülkenin çok acayip dönemlerine şahitlik ettik hepimiz. Evet. Ve siz de işte o mizah dergileri aracılığıyla bunları çok başka bir taraftan bize verdiniz. Şimdi hani 25 yıl bir gece tertiplendi bununla ilgili konuşacağız. Daha geçmiş geceler var. Ortak paylaştığımız onları da öyle bir anarız falan da. Politika mizah yani siyaset mizah birbirinden farklı mı olmalı mı ya da ne kadar ayrılabilir? Ne dersin? Yani bir kere politik mizah diye bir şey var. Yani daha doğrusu politikanın mizahını yapmak diye bir şey var. Ama bu genel bütün mizah kavramının hepsini kaplayan bir şey değil elbette. Ama politika hayatımızı çok fazla etkilediği için politik figürler de aslında temelde daha çok bir güç pozisyonunda durduğu için mizah için harikulade bir kaynak aslında. Çok. Yani çünkü mizah biraz güce karşı yapılan bir şey ve güçsüzün yanında duran bir şey. Hı hı. Ve bu anlamda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bütün dünyada da böyle. Bizim de yaptığımız işin önemli bir kısmını kapsıyor açıkçası. Yani daha çok da bu konuşuluyor aslında. Hani bizim yaptığımız politik mizah konuşuluyor. Çünkü burada aldığımız şey tepki çok net ve sert tepkiler alıyoruz yani o politik figürlerden yani işte bizi yöneten insanlardan. Hı hı. Onun için çok daha fazla görünür durumda ve çok daha fazla konuşuluyor. Yani bu her dönem böyle miydi ya da bu dönem daha mı yüksek bu tepkiler falan değil aslında. Aslında her dönem böyleydi değil mi? Yani geçmiş akbabalardan falan böyle buraya gelmeye yani, kalkarsak. Kesinlikle. Yani şimdi biz, ya ben gırgır kuşağıyım. Gırgırdan kopup kurduk dergimizi. Ama bizden önceki gelenekte de. Yani şeyler, işte Akbabalar, Dolmuş dergileri falan, Aziz Nesinler, Rıfat Ilgazlar sürekli dergileri kapatılıyor. İşte yeni isimle çıkıyorlar. Ondan sonra işte sansür var. Onlar dergiler alıyorlar. Mesela İstiklal Caddesi'nin Taksim tarafından girip şeye kadar ellerinde satıyorlar. İnanılmaz rakamlarda satıyorlar. Yani bir sürü bedel ödeniyor. Ondan sonra işte bize de aktarıldı bu şeyler. Yani o bedel ödeme meselesi de... Hem bedel ödeme meselesi... Evet. Ay yani. Dur adam tam konuşuyordu. Defolu öyle.
söylesene. Yani işte aldığımız şeyde reaksiyonlarda, tepkilerde falan. Eyvallah. Yani hem bedel ödeme meselesi aktarıldı maalesef, hem de yani aslında bu jargon da aktarıldı. Yani hani bambaşka şeyler de olabilirdi. Bir sürü çok yakından tanıdığımız karakterin, yani sizlerin yarattığı karakterlerin aslında politik bir tarafı da yok. Yani yani niye onun içinde yapılsın aslında? Fakat işte o kadar hani her şey ağırlaşıyor ki o karikatürde giriveriyor bir anda politikanın içerisine. Çok tuhaf bir şey değil mi? Oysa adam işte hani Bezgin Bekir özelinde söylemiyorum ama illa ağzından bir laf çıkıveriyor. Yani işte senden çıkıyor, ötekinden çıkıyor vesaire. Yani o çizgi karakterler bile bir anda politik figür haline gelebiliyorlar, çok tuhaf. Yani geliyorlar, evet. Ve yani bir yandan da işte şey, yani bizdeki çalkantılar o kadar yoğun ve yani kırılmalar, bu alt üst oluşlar. Yani işte hani az önce bahsettin ya, derginin tarihi boyunca gerçekten tanıklık ettiğimiz şeyler o kadar yoğun ki. Onun için ve ama şöyle bir şey de var, şöyle bir sorun da var. Yani en azından hani bizim kendi yaptığımız iş açısından. Yani genel olarak işte o büyük medya, işte o mainstream dediğimiz o alanda aslında gerçek sansür orada var. Yani hemen hemen hiçbir şeyi olması gerektiği gibi yapmıyorlar. Ve biz yazıp çiziyoruz. Yani şöyle bir geriye baktığımda aslında birçok şeyi belki sadece biz söyledik ya da işte doğru. Daha marjinal alanda kalan o haftalık panorama söyledi falan, böyle bir şey olmuşluğu çok vardır mizah dergilerinden. Tabii yani oradan sadece mizah dergilerinden izlemek, yani internet de yokken sadece mizah dergilerinden bir sürü şeyden haberdar olabilen, işte geniş kitlelerinde. Çünkü biz çok uzun sürede Türkiye'nin en çok satan dergisi olduk. Yani 100 binlerin üzerinde satıyorduk ve Leman ciddi bir fenomendi. Bir sürü şeyi sadece bizden öğrenebildiği insanlar. Gerçekten öyle yani. Doğru. 90'larda, bu bahsettiğin 90'larda sayılan, hepimiz onun üzerinden çok takip etmişliğimiz var, çok konuyu. Sonra bu daha kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı dergileri çıkarmaya başladınız. İlk Öküz çıktı. Evet. Değil mi? Evet. Yeni Armağan sonra mı? Onun Yeni Armağan sonra. Sonra, Öküz'den sonra. Sonra, 2000'lerin başında. Ha, o kadar araları var mıydı onların ya? Yeni Armağan da bana çok eskiymiş gibi geliyor. Yani işte 90'ların ortasına doğru, sonuna doğru mu? Öküz çıktı, ondan 4-5 sene sonra da sanıyorum Yeni Armağan çıktı. O nasıl bir ihtiyaçtan çıktı? Yani haftalık o karikatürlerin olduğu sayfalar yetmemeye mi başladı? Ya da hani başka türlü bir ihtiyaç mı? Neydi o? Nereden karar verdiniz ona? Vallahi şimdi biz yaptığımız işi kitleselleştirdik. Yani çok geniş bir alana taşıdık. Yani yaptığımız mizahı ve bunun içine bir taraftan edebi şeyler de sızmaya başlamıştı. Bir taraftan da işte bu şey, Türkiye'deki o kapalılık, yani o tıkanıklıkları açmak için aslında o kendi deneyimimizi edebiyat, işte kültürel alan ya da işte hani işin gazetecilik tarafıyla ilgili olarak, yani o hinterland'ı bizim okurlarımızla ilgili kapladığımız alanı böyle bir boşluk hissettik. Buralara da girdik, öyle söyleyeyim yani. Yani Öküz de bence çok ciddi bir iz bıraktı. Yeni Armağan da öyle. Kesinlikle katılıyorum. O kadar cesur şeyler yazılabiliyordu ki o dönem. Ki o dönem de hiç kolay bir yıllar değildi diyeyim. Hakikaten hani şimdi bugün de öyle oldu ama geçmişte özellikle o Kürt meselesiyle ilgili falan, evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok ağır, çok hakikaten cesaret isteyen yazılar çıkıyordu. Oralardan çok gerçekleri duymuşluğumuz vardır, özellikle Doğu'ya, Güneydoğu'ya, evet, dair. Evet, yani Leman da öyle. Evet. Diğer yaptığımız dergilerde de öyle oldu. Şeyi neye göre belirliyorsunuz? O haftalık, sizin o meşhur dergi yapma geceleriniz var. Ama sabahlıyor musunuz hala? Evet. Ama o da hayatın rutini yani o, gibi. Evet. Bizim için kaderimiz gibi yani. Güzel ama o şeyi bozmamanız. Çünkü artık her şey böyle, herkes evinden çiziyor, gönderiyor gibi bir şey oldu ya. Evet, yani öyle de olsa işte şey, yani o saatte herkesin sanki şeyi, kalbi beraber atıyor. Öyle bir ruh birliği de var.
Zaten şey, hani çalışma olmasa da biz sabahlaya sabahlaya gideceğiz herhalde yani. Hepiniz birden mi karar veriyorsunuz o haftanın haberlerine? Neyi çizeceksiniz, neyi öne çıkaracaksınız? Vallahi hepimiz birden karar vermiyoruz. Çünkü aslında yani daha çok hani kapak ve aktüel şeyden bahsediyoruz değil mi? Hepimiz birden karar vermiyoruz. Çünkü hani tamamen bununla ilgilenmeyen arkadaşlarımız da var. Yani bunu alan olarak seçmemiş olan arkadaşlar da var. Ama işte bir küçük bir şey orada, komite var gibi. Öyle söyleyeyim. Son kararı da genellikle ben veriyorum. Bu tabii bir de internetin artık ve işte sosyal medyaların diyelim hayatımıza girmesiyle aslında bütün orada bir gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde konuşulanların süzülmüş bir özeti gibi bir şeyler çıkıyor ilk yani kapak dahil 2-3 sayfada karşımıza. Şimdi konu da o kadar bol ki kardeşim yani zorluk da çıkmıyordur herhalde. Yani zorluk aslında şurada, bu şeye, gündeme ya da işte hani olan biten her şeye yetişebilmek aslında. Yani hani biz dün dergiyi yaptık, Türkiye onu konuşuyordu. Bugün bambaşka şeyler oldu. Bazen bir günde iki tane böyle inanılmaz şey oluyor. Yarın da muhtemelen çok daha başka bir şey olacak ve bunlar konuşulacak. Onun için gerçekten sosyal medya bu anlamda çok etkili. Çok. Günceli yakalamak hakikaten haftalık bir şey için, yayın içinde hakikaten güçleşti yani. Tabii. Yani mesela kapak olmaya çok hak edecek olan bir şey, yani 5-6 gün sonra şeyin de ağırlığını kaybediyor. Ne çabuk geçiyor ya. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz. Eskiden öyle yani değil. Her yer böyle değildi herhalde. Bir hafta, 1,5 hafta falan konuşulurdu gene yani öyle çok skandal bir şey olduğunda. Yani her şeyin inanılmaz hızlı. Aynı gün içinde 5 tane skandal patlıyor, kimsenin umurunda değil. İşe baksana ya. Çok acayip. Peki, sonra Öküz'den sonra işte Yeni Harman. Yeni Harman bayağı uzun devam. Bir de aralıklarla devam etti değil mi? Yeni Harman. Yok, Yeni Harman kesintisi devam etti. Sadece şöyle oldu. İlk önce haftalıktı. Sonra işte o tempoyu biz kaldıramadık. Aylık yaptık. Okay. Ondan sonra işte yani bu tip işlerin bir yorgunluğu oluyor açıkçası. Yani dergi çıkarmak şey bir iş, oldukça zor bir iş. Ondan sonra bir ara verdik. Sonra geçenlerde bir daha şey yaptık, bir sayı çıkardık. Arada bir şey daha çıkmadı mı? Şimdi file geleceğim ama. Arada bir kaçak yayın var. O da bir edebiyat dergisiydi. Tamam. Kaçak yayın çıktı. Harakiri. Harakiri çıktı. O çıktı. Böyle onun başına acayip işler geldi. Onu kapatmak zorunda kaldık açıkçası. Konuşabilir miyiz? Konuşabileceğimiz acayiplikte mi? Yani onun birinci sayısı sansür kurulu tarafından inanılmaz gerekçelerle toplatıldı. Toplatma kararı çıktı ve bununla da kalmadı. Siyah poşete girme kararı çıktı. Bu yasada çok eskiden hani böyle pornografik dergilere uygulanan bir şey. Çok uzun yıllar hiç kullanılmamış. Huzur neşriyat. Evet, yani bu Harakiri aslında şeyde Fransızların Harakiri diye bir dergisi vardır. Ve hani bütün 68'i çok iyi anlatan bir dergidir. Ondan sonra da zaten hani bugünkü çıkan dergilerin de şeyidir yani, kaynağıdır. O da böyle çok... anarşist bir dergiydi. Biraz ona selam olsun yani ismini öyle koyduk. Bizim dergimiz tam öyle değildi ama. Sanki o ismin bir şeyi enerjisi üzerine yüklenmiş gibi hemen başına böyle bir şey geldi. Neydi? Bu... Gerekçelerde işte halkı, gençleri tembelliğe sevk etmek. Tembelliğe mi sevk etmek? Evet, işte şey... hani cinsel çağrışma olan başka şeyler de vardı ve inanın hiç içinde öyle şey... Ama tabii o zihniyet... Bunlara vurgulanmış bir şey de yoktu yani. Hatırlıyorum. O zihniyet şey ya, yani o değişmeyen bir kalıp ya insanların beyninde. Yani subliminal mesaj vermesi gerekçesiyle hapishanede olan gazeteciler falan var. Evet yani, subliminal... evet yani bu da yeni bir kavram aslında. Yani yeni bir kavram derken bizim hayatımıza girmesi... anlamında söylüyorum tabii ki o anlamda yeni bir kavram değil ama yani bu da şey böyle üretilmiş üzerine anlam yüklenmiş bir şey. İhtiyaçtan gerçekten son derece sürreal yani. Yani her şey çok sürreal. O yüzden hani hiçbirimizin aslında bir malzeme
yoksunluğu sıkıntısı yaşamak gibi bir durumu yok bu ülkede. Sadece o malzemeyi kullanamamak gibi bir büyük bir sıkıntı yaşıyoruz bu hepimiz için yani. İşte evet. Bunu ister görsel yayın, ister yazılı basın nerede olursa olsun. Peki sonra fil. Bayağı evet. Sonra diyelim 2015'te. Fil var evet. Bayan Yanı diye bir Bayan Yanı var. Dergisi var. Şey, Bayan Yanı süper fikir. Bu arada tabii yani onun hakikaten ben hem dergiyi takip ediyorum hem Twitter hesabından işte kimler like'lıyor ya da kimler onlara bir şey yazıyor falan diye baktığımda bayağı böyle iş kadınları, koca koca hani tanıdığımız evet. Gayet ünlü insanlar falan. Evet, şahane fanları var. Evet, yani muazzam bir açıkmış meğer orası kimsenin aklına gelmemiş. Süper yerden yakaladınız. Yani kızlar da gayet iyi. Evet, ya Türkiye'de çok güçlü kadın mizahçılar var gerçekten. Yani mizah aslında sert bir alan olduğu için dünyada da çok böyle hani bir Breteşer. Bir Almanla Franziska Becker diye bir kadın var. Hani baktığımızda çok fazla böyle şey karikatürist kadın. Hani bu anlamda kendisini böyle ifade eden çok fazla karikatürist kadın yok. Böyle işte hani masal kitabı çizen ya da hani illüstrasyon çizen sanatçılar var ama bizde böyle çok güçlü sanatçılar var gerçekten. Hani Ramize Feyhan işte şey İpek daha başka arkadaşlar da var. Orada ciddi bir alan açıldı. Onlar da bu alanı harika ve onlar değerlendiriyorlar gerçekten. Siz erkeklerin egemenliğindeki o mizah dergilerinde onlara ayrılan böyle birer sütunda evet, yani kadınlar patladı ayol senelerce. Yani kesinlikle, kesinlikle. Çok doğru. Aynen öyle. Yani çok doğru. Yani ben bunu neredeyse 40 yıldır bu işin içindeyim. Her zaman da hissettim yani. Güzel alan. Sonra fil 2015'te benim de içinde olma gururunu diyeyim yaşadığım bir dergiydi. Hani bayağı yorucu iş sayılan yani her ay yeni bir şey bulmak. Her ay yeni bir şey buluyorsun da ertesi seneye döndüğünde o aylar hep böyle bir tuhaf ona böyle çok... kesin ya da ayrıştırıcı diğerlerinden ayrıştırıcı bir dil bulunamadı değil mi Tuncay? Yani hep böyle birbirini biraz tekrar etmeye başladı. Tabii ki içine başka şeyler de giriyordu ama sanki zorunlulukmuş gibi her sene o ay işte bilmem neyi bir anmak gerekiyor falan. Zaten en büyük eleştirileri de buralardan aldık. Evet, devam edenler yani hala alıyorlar. Hani kendi içimizde yaptığımız öz eleştiri de var bu açıkçası. Evet. Ama bir taraftan da hani aslında tam bu şeyden kurtuluyor gibiydi ama daha politik bir tavrımız vardı ve hani biz daha dikkatliydik aslında, daha seçiciydi şey fil açıkçası. Güzel bir dergiydi yani o da bir iz bıraktı ve şey aslında çok hani yeniden çıksın diyen çok fazla insan var. Var ya sana bakar şekerim yani. Eğer şöyle bir... Bakalım. Twitter hesabını hem takipçisi yükseliyor ve fil hesabından bir şey paylaştığında... Evet, yaşıyor gibi. Evet, çatır çutur devam ediyor yani onun o interaksiyonu. Hakikaten evet. Yaşıyor gibi. En son... Aslı Erdoğan özel sayısı şimdi. Yaptık. Yani dergiyi kapatmıştık ama onun için özel bir sayı yaptık. Bu da enteresan hareketti mesela. Bir sürü insan için çok şaşırdı. Vay be yani... Hani özel sayıda çıkabiliyor. Aslında böyle bir kafa koyulsa yeniden böyle bir şeyler yapılabilir ama neler hakikaten yapılacak? Böyle parlak bir şey yani farklılaştıracak daha doğrusu bir şeyler bulmak lazım ona. Bayağı zor iş ya. Bayağı zor iş. Yani o içinde bulunduğum süreçte de biliyordum, görüyordum. Onun o toplantıları falan zor geçiyordu arkadaşlar. Öyle hadi bir dergi yapalım falan filan gibi bir şey değildi o. Bir de birkaç dergiyi bir arada yönetiyor olmak da bayağı sıkıntılı bir hadise. Bir de çok büyük kadrolarla da yapılmıyor bu işler. Herhalde insanlar şey zannediyor böyle yazı işlerinde 28 kişi çalışıyor. İşte ayrı bir haber ekibi var. Evet yani bir de şey yani yazılı bir dergiyi daha doğrusu pardon basılı bir dergiyi yaşatmak gerçekten çok zor. Yani maddi manevi şu an aynen yani şu anki koşullarda işte dağıtımını gerçekleştirmek onun yaşatmak
dönüşümünü sağlamak, yani dönmesini sağlamak gerçekten çok zor yani. Neredeyse mucizelere bakıyor. Onun için daha çok o dergiyi üreten insanların aslında bir takım fedakarlıkları sayesinde, adanmışlıkları sayesinde yaşayabiliyor. Onun için hani çok, o ekipler çok geniş olamıyor maalesef. Olamıyor. Geçen hafta bir fotoğraf paylaştın Twitter'dan. Bütün o zorluklar oluyor. Ondan sonra işte matbaadan dergi çıkarken bir fotoğraf paylaştın ya. Evet, dönerken şey, bir videoydu aslında. Ay arkadaş, yani o anı gördüğün anda işte böyle bir kilitleniyorsun, kalıyorsun. Ne olmuştu? Hani bütün hafta kafa patlattık, birbirimizi yedik, dünya kadar şey oldu. Ama buyurun işte, bantta dergi şu anda, yarın da dağılacak. O da çok tıkır, acayip bir his yani. Peki, şimdi yarın Leman'ın 25. yaş günü. Tam da 10 tarih mi? Aslında yok, değil aslında. Yok. Yani gün olarak değil ama hani içinde bulunduğumuz yıl olarak. İşte hani bunu bir takım etkinliklerle kutlama kararı aldık. İşte yarın bunun ilki gerçekleşecek, bir gece olacak, bir özel sayı yapacağız. Bir sergi düşünüyoruz. Yani geniş, yani şimdiye kadar bütün genel dergiyle Leman'a, alakalı bir sergi. Leman'a şimdiye kadar bütün çizmiş olan arkadaşlardan toplayacağımız işlerle yeni mi? Bir sergi. Eskilerden mi? Yok, şey, orijinal sergisi. Yayınlanmış şeyler ama. Evet, çünkü insanlar hani basılı bir şeyi görmeye çok alışkınlar ama hani bunun orijinal hali. Değil mi? Basılmadan önceki hali, yani gerçekten o çizerle kağıt arasındaki o şeyin, ilişkinin sonunda çıkmış o orijinal halini görmeye çok alışkın değiller açıkçası Türkiye'de. Hani resim falan görmüş insan da çok fazla ama bir karikatür orijinali, bir işte resimli roman orijinali sergisi bizde çok fazla yapılmadı. Ya benim öyle birkaç tane var arkadaşlarıma, hani rica edeyim, edip de çizdirdiğim falan. Rica etsen 3 ay sonra falan çizersin bana. Neyse, gözüm gibi bakıyorum ya. Çok acayip bir his o sahiden. Yani böyle mesela taşınmışım, 5 kere taşınmışım o kadar süre içerisinde diyelim. Ama böyle en korunaklı bilmem nerelerde onlar taşınmış. İşte ilk o eve girmiş, nereye konulacaksa oraya konulmuş falan. O tuhaf bir duygu. Peki yarın bayağı da kalabalık bir ekip şeyde olacak. Beyoğlu'nda Jolly Joker'de olacak. Evet. Beni de davet ettiler sağ olsunlar. Severek orada olacağımı ilettim kendilerine. Şey gibi olacak herhalde yani. İşte anılar değil mi biraz yani? Vallahi yani biz çok böyle sahnede görünmeyeceğiz herhalde. Yani o sahneye de çok alışkın değiliz zaten. Daha çok işte hani dans yani. Şimdi şey... Yani şarkılar söylenecek. Bir şeyler konuşulacak falan. Sıla var. Sıla var, evet. Süper harika. O. Yani... Kırmadı bizi. Evet. Sağ olsun, hakikaten güzel geçecektir onun konseri. Çok hoş bir jest yaptı. Bu arada şimdi ben tam kadroyu bir sayayım diye afişi arıyorum da bir taraftan. Onu bulayım da hani kimseyi atlamadan yürüyelim diye. Dur ya, nereden bulayım ben bunu? Leman'dan bulayım. Ne demek nereden bulayım? Niye başka yerlerden arıyorum ki? Efendime söyleyeyim. Güzel kadro vallahi, heyecan verici. Yarın olsun da bir görelim. Ne oldu afiş? Allah Allah. Peki. Mavi ışıklar var. Lüksus var. Murat Beşer var. Deniz Arcak var. Akın Eldes var. Füsun Demirel ve Hasibe Eren var. Evet, onlar çok hoş bir şey yapacaklar. Bir Sıdıka parodisi olacak herhalde. O da çok heyecanlı. Evet, Atilla onu yeniden yazdı. O şeyi, gece özel bir şey mi yazdı? Sıdıka'yı, yani dizi halini şu anda bayan yanında hala yazmaya devam ediyor Atilla, ama dizi halini çok özleyen var, onu ben biliyorum yani, hani bizim şeyde fan sayfalarından da. Onlar öyle çok tatlı bir hoşluk yapacaklar. Süper. Mademoiselle Coco var. Evet. O bayağı bir sahnede olacak. Siz arada varsınız efendim. Ben olacağım büyük bir zevkle. Arada gidip gelenler olacak.
diye duydum ama evet. Hani isimlerini çok zikretmiyoruz öyle yani şimdiden. Evet, beklediğimiz arkadaşlar var işte. Çünkü bir de o kadar adamı aynı gün bir yerde buluşturmak çok kolay bir şey değil malum. Ama sürpriz yapacaklar olacaktır. Arzu ederseniz yarın işte Joker'de 9.30'dan itibaren. 8'den itibaren aslında. Aslında 8'den itibaren ama hani anca böyle millet gelir canlıdır. Eder falan filan işten çıkmalar gelmeler biraz zaman alır diye. O saatler itibariyle orada olacağız. Ya şimdi bizim yıllar önce yine birlikte olduğumuz, yine çok büyük zevkle içinde olduğum bir Can Baba gecesi vardır. Ne kadar şahane bir geceydi. Öf. 70. yılı için. Doğum gününü kutlamıştık orada açık havada. Aynen öyle. 70. yaş günü 50. sanat yılıydı. 50. sanat yılıydı ve 96 senesi. Elimizde hiçbir kayıt yok. Hiç aklımıza gelmedi. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi neredeyse yani onu öyle bir inanılmaz coşkulu bir şekilde yaşadık ama işte yani sanki... o günü bilmeyenler için şöyle aslında bir kabaca söyleyebilirim. Kimler işte Tuncel Kurtiz'den. Evet zaten Sezen Aksu'ya... zaten Can Yücel ile Tuncel Kurtiz tanıştırdı beni. Ve Leman'da onu kaybettiğimiz güne kadar yazdı biliyorsun. Bizim şeyimizdi, baş yazarımızdı, şairimizdi. Evet. Şöyle bir geceydi. Açık Hava Tiyatrosu'nu düşünün. Şimdi ne diyorlar ona? Harbiye. Biz Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nu düşünün. Başka bir şey diyorlar ona. Neyse oradan bilirsiniz. Orası 2500-3000 kişiye yakın 5000. Bir... 5000 kişiye. Şöyle söyleyeyim. İğne atsan yere düşmüyordu yani. Öyle bir geceydi sahiden. Yani sahnenin, o seyircinin olduğu taraf ayrı. Kulis ayrı. Kulis inanılmazdı evet. Bu kadar kalabalık insan, herkese yani önde de arkada da çok eğleniliyor. Kimler vardı? Ah kimler yoktu ki dur. Onun da geçen gün, Can Baba'nın bana özel imzaladığı afiş var bende. Ay ne kadar güzel. Aynen. Aslan'la konuşuyoruz geçen gün. Dedim ki afiş var bende, paylaştım da Twitter'da. Getirsene onu dedi geceye. Dedim canım benim çok güzelsin, çok seviyorum ama bir yere kadar yani benim sigortalarız ya. Sana olan sevgim. İmzala yok, çerçeve de hala 20 senedir öyle duruyor üzerinde. Can Baba bana imzalamış yani ne münasebe orada. Aslan bak. Ya arkadaşlar şunu size atayım da bir şey yapın. Yayına girin olur mu? Bak bunu atladık iyi mi? Gerçi öyle çok iyi bir fotoğraf değil ama. Dilan. Her zamanki mail adresine mi? Evet tamam. Şunu bir yayınlayın bize ya. Can Baba'dan biraz böyle gecenin sonlarına doğru kıstırıp. Tamam. Hemen. Çok özür dilerim ama bunu izlemenizi istiyorum. Pardon Emoa, bak niye şimdi geldi benim aklıma bu ya. Görüyor musun? Olsun, geç olsun, güç olmasın. Peki siz de arkadaşlar onu bir şey yapın bize. Biz de onun üzerinden bakalım kimler varmış afişin üzerinde. Tuncel Kurtiz, Sezen Aksu, Yılmaz Erdoğan, Yeni Türkü, Eşber Yağmur Dereli, Cem Yılmaz, Suyucel, Güler Yücel. Ayça Şen Başkan'la beraber sunmuştuk o geceyi. Evet. Ama bu evet. Burada afişin üstündeki isimler yani o sene kadar kaç? Çok... Sene 96 ya. 96. Bayağı 21 sene yani Tuncay. Eskimişiz azıcık canım bak. 750 bin liraymış bilet. Evi alırız abi şimdi. 750 bin lira. Evet. Ucuz bir rakamdı onu hatırlıyorum. Tabii tabii ya gayet makul bir rakamdı o zaman. Bayağı hani iğne atsan yere düşmez bir geceydi. Muazzamdı. Geceydi. Sonra ben Güler ablayla bir röportaj yaptım da ya onunla o ne anılarını dinledik Can Baba'nın. Bir de gıybet ederdik biz onun arkasından. O bir odada otururken her öbür odada bir bayılırdı onu çekiştirmeye. Şimdi anlatamayacağım. Gerçi bir kısmını filde yazdım da ben. Hani
yazılabilir olanların bir kısmını. Yani çok keyifli bir muhabbetimiz vardı ya. Yani bize acayip çok güzel şeyler kattı gerçekten. Ne insanlar tanıdık değil mi? Evet. Yani kolay kolay hakikaten. Ya hani Can Yücel şairli, onun gibi neyse işte Tuncay işte onlardan biri. Aynı dönemde yaşamış olmak bile çok heyecan verici bir şey. Evet, ama özellikle bir şeyler paylaşmak çok güzeldi gerçekten. İşte o da artık ekstrası yani, bonusu iyicene yani. Ha, görüyoruz değil mi şu anda? Evet, bu benim evdeki Can Baba'nın adına oldu. 21 yıl oldu, gözüm gibi bakıyorum. Gece emeceye de getirmem. Bir ozalit alalım bari. Ha, olabilir. Ama imza var üstünde. Ya olsun. Gerçi olsun. Ne olsun canım, imza da olsun. Eyvallah, olabilir vallahi. Onu şey, bizim Leman kafeye asalım. Olabilir. Yarına yetiştirebilirsem bir de getirirsen bir de harika olur. Getiririm. Aynen öyle. Peki, şimdi biliyorsun dün gece son kanun hükmünde kararnamelerle pek çok akademisyen üniversitelerden ihraç edildi. Barış bildirisine imza atan akademisyenler onların çoğunluğu. Ama onun dışında da 4000 küsür kişi ihraç edildi. Evet, 4000'e yakın. Evet. Değil mi? Şimdi maalesef bunlar da böyle bir rakam gibi hop diye ağzımızdan çıkıveriyorlar. Ama işte o 5000 kişiyi aileleriyle çarptığında inanılmaz binlere ulaşan bir... Tabii ve yani hani üniversite düzeyinde 5000 tane yani akademisyen yani o seviyenin yerinde denilmesi... Şimdi bugün bu konuşuldu tabii. Çok yoğunlukla. Peki ya kimi koyacaksınız? Çok yoğun izleyemedim yani şeyi. Çünkü işte yani dün dergiyi yaptık, sabah almıştık. Yani çoğunlukla dediğim işte sosyal medyada bu konuşuldu. Yoksa hani televizyon kanallarında falan bu konuda programlar yapılmadı tabii. Bunlar konuşuldu. Her yerinde oynaması lazım aslında. Normal şartlarda. Tabii, bir de bunların öğrencileri var. Evet. Yani yüz binlerce insan. Evet. Bunda yani bütün bu hayatlara tesir edecek kararlar bunlar diyelim. İşte bu boşluklar nasıl doldurulur diye düşünürken benim aklıma bundan iki haftalık falan bir haber. Aklıma o haber geldi. Aslında doldurulur bak şöyle mesela. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Bağ, Hüseyin Bağ. Ortaya çıkıyor ki vekaleten atandığı üniversitede ve 16 fakülteye dekan, 3 yüksekokul ve 2 enstitüye de müdür vekilliği yaptığı ortaya çıkmış. Şimdi bu... Böyle 20 bölüme yakın üniversite öyle bir şey vardı, rektör vardı. Tamam işte. Hepsinin dekanı, 20 bölümü. Tamam işte yani... Bu hocamız gibi 20 tane daha hocamız olsa hiç açık maçık kalmaz böyle atarlar. Yani öyle yapacaklar. Yani olacağı bu zaten. Başka türlü bir şey yapmaları zaten mümkün değil. Hayır o eğitim böyle nasıl olacak? İlerleyecek yani o zaman? Ya eğitim falan olmayacak işte artık yani. Belki de amaç bu. Hani zaten sorunlu bir eğitim sistemimiz var ama geriye kalan enkaz... Şimdi biz tabii çok şeyi böyle hani bir şey öğrenmeyi seven bir milletiz aslında yani şimdi yalan söyleyip de durmayalım ha. Yani toplumun çoğunluğundan söz ediyorum. Evet bir kesim hani meraklı bir kesim var belki. Evet işte, daha... işte Oxford vardı okumadık mı? Öyle durumlar da var. Ha tabii cevaben bunları da almışlığımız var. Hani Oxford yoktu belki ama vardı gene de olabilirdi. Yani gene de Türkiye'nin kurumları, bazı şehir liseleri... Değil mi? Yani Trabzon tabii, Lisesi tabii. İşte mesela. Işte efsane. Falan işte. Aynen. Yani artık kurumlaşmış ve bir sürü insan, yetişmiş insan hediye etmiş Türkiye'ye. Böyle bir sürü lisemiz, üniversitemiz falan var. Anadolu Liseleri falan. Yani buralarda çok büyük bir talan var gerçekten yani. Çok. Çok büyük bir yıkım var. Son yıllarda yani son birkaç yıl. Talan yıkım Kuntucar son yıllarda evet. Ama hani eğitim sisteminin... her zaman berbat olduğu zaten konuşulan bir şeydi. Bunun
bir örneği. Ya biz şöyle böyle hani bilim adamı evet yetiştiriyoruz ama öyle hani bilimi sevdiremiyoruz ya da daha geniş kitlelere yayamıyoruz. Hani dünyada işte görüyorsun daha medeni ülkelerde işte yeni başlayanlar için fizik ya da işte ne bileyim 5-8 yaş arası için fizik ya da felsefe ya da bilmem vallahi ne. Yani bunları bir, daha... Bir bakanın öyle bir şeyi vardı zaten. Öyle bir demeci vardı. Hani biz bilim üretme bilim üretemeyiz. Biz sadece ara eleman yetiştirelim yeter falan. Demişti. Öyle bir şey. Bir de... yani onu itiraf ediyorlar. Neydi? Fikri Işık demişti onu ya. Böyle bir de hani bilim sanayi bakanı falan gibi de böyle bir şeyi olan, evet. Kartviziti olan muhtemelen. Bir bakandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biz hani bilimi şu seviyede biliyoruz. Arkadaşlar şu Einstein videosunu bir yayınlayalım mı? Bunu izledin mi? Sanki... Bir bakalım bu bilim meselesinde çok meraklıyız çünkü. Bilim meselesi, bilim de arkadaşlar iki şekildir. Alimler diyorlar. Bir, ilim, bilim hakikati var. Bir, değişilen bir bilim var. Hakaiku ilmiye nedir? Sabit olan ilimler. Yani tarih boyunca bir formül kurmuşlar. O formül onaylanmış doğrudur yani. Tecrübeyle, tamam mı? Mesela yer çekimi var. Kim kurdu bunu? Einstein. Tamam mı? Bir cavurun teki bunu buldu. Bu doğru mu? Evet doğrudur. Yer çekimi var. Dinimizde de bakıyorsun... Desteklediği mesele var. O zaman bu nedir? Hakika ilmiyedir. İlmin gerçeğidir. Bir artı bir ki yanlış kabul etmiyor. Değil mi? Yer çekimi. Kim bulmuş gerçeği, bunu? Einstein. Gerçeği, tamam mı? Einstein. Yer tamam mı? Çekimini de... Bir cavurun teki. Bir cavurun teki. Yer çekiminde de hani ayağı yere basıyor diye hani artık ona... bir karşı tez üretemediği için onu da muhtemelen gerçek kabul ediyor. Üstelik yer çekimini de Einstein'ın bulduğunu zannediyor. Einstein'ın bulduğunu zannediyor. Yani bilimle ya tabii çok uzun bir konu, çok geniş bir konu bu. Bilimle din aslında hani bir ölçüde neden yan yana gelmez. Çok böyle tabii onu başka bir şeye inandırma. Ya neyse tamam hani bunu hiç açmadım kabul edelim. Ama bir yerden yakalamış olması da sevindirici değil mi? Evet yani en azından negatif konuşmuyor. Bilimle yani, ilgili. Onu yani kimin... çok naif tabii. Hani bu bilim böyle konuşulmaz ama. Yani. Hayır, yeni başlayanlar için bile değil yani. Yeni başlayanlar için bile değil. Yani kim olduğunu bilmiyor aslında falan ama yine de böyle bir kanundan haberdar. Evet, cavur ama. Cavur mavur onu artık bırakacağım yani o kısmını bir kenara. Bu hafta ya çok güzel bir haber vardı. Yani çok bir, tutamadım kendimi böyle güldüm. Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu hafta bir devrimci rahibeyle aslında tanıştık. Ajanslara öyle bir haber düştü. Sen gördün mü bunu bilmiyorum. Yok ben atlamışım. İspanya'da bu. Sosyal medyada kaç yüz binin üzerinde takipçisi olan bir Katolik rahibe. Lucia Caram. Meryem Ana diyor, bir canlı yayında üstelik bir televizyon programında. Meryem Ana Yusuf'la normal bir çift olarak aşk yaşıyordu ve cinsel ilişkiye girmeleri de normaldi. Şimdi hani şok mu aslında yani Hristiyan dünyası içinde zaten şok olmuşlar. İspanya Başpiskoposu Meryem Ana'nın bekareti tartışma konusu değildi. Ya arkadaş yani 2017'de hakikaten hiç medeni ülke olmayan ülke, üçüncü dünya ülkesi, Asya ülkesi, ne Afrika ülkesi ne sayarsan say hani... Böyle bir delilik var mı konuştuğumuz şeye baksana al işte kadın bayağı buz gibi devrimci kardeşim kalkmış lap diye söylemiş bunu canlı yayında. Bomba değil mi? Umarım kadın başına bir şey gelmez. Yaparlar çünkü öyle deli deli işler yapanlar var yani.
Ve bunun herhangi bir dinle alakası da yok yani. Her dinde bunu yapabilecek olan adam. Evet. Ama onlar da tam bizdeki gibi işlemiyor sistem yani. Bizde böyle bir şeyin bedeli belli yani. Ödenecek bedel de. Hayır, onların da çok sofuları var canım ama yani ne bileyim tabii evet. Bedel farkı olabilir. Yani o kadar geriliyoruz ki tecrübelerimizden dolayı hani bunu böyle kolay kolay örnekleyemiyorsun bile. Ve hani bu kadarını kimse hak etmiyor ya. Hani bu yapmaya çalıştıkları nedir? Çok anlaşılır bir şey değil. Üzerine söylenecek bir... hiçbir şey bulamıyorum. Ya mümkün mertebe böyle... Anasını satayım diyorum ya, haftada bir şurada bir program yapıyorum. Bari hani eğlenceli bir şeyler seçiverelim de azıcık hani bir saat de olsa şöyle bir kafa dağılsın. Evet, uzaklaşalım. Evet, hakikaten çok ihtiyacım var. Geçenlerde hatta bir hafta bir kedi videosu var. Onu yayınladım. Ve dedim ki hani gelmek istediğim kafa budur. Çünkü kadın kedisine çatalla taze fasulye yediriyor. Oh. Ağzını sile sile, babysi diyor, ağzını diyor böyle. Tamam, gördüm ben. Mis gibi kafa değil mi Tuncay ya? Şahane. Ya hepimiz öyle olsak hiçbir sorun olur mu memlekette? Evet, yani belki de. Hepimizin kuyu almış lazım. İyi gelir, aynen kuyu alır. Ya da belki de hepimiz öyle olduğu için mi bu kadar sorun var, onu da bilmiyorum. Ama yine güzel bir video düştü. Şu mahallenin köpeğiyle konuşuyor, izledin mi onu? Yok izlemedim ya, onu gördüm de. Ya o videoyu bir verseniz bir şey ama, belli ama çok şeker bir şey ya. Hmm. Bir de hani bayağı da iddialı laflar ediyor biliyor musun orada? Ses alalım ama ya. Ama haberi var mı burada çekildiğinden? Mesela, bilmiyorum yani yok gibi de. En büyük beklentim hav. Ben havu bekliyorum yani, bir köpekten havu bekliyorum mesela. Kediden miyav bekliyorum. İşte kuştan çık çık bekliyorum yani. Senden beklentimiz bu. Sen tamam yapabileceğin kadar, kendini ortaya koyabileceğin kadar koy. Anlatabildim mi? Bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil ya. Yani. Bu şekilde olmaz. Yani hiçbir şey yok sende. Hiç karşılık vermedin. Yani bak konuşuyorum, bilmem ne yapıyorum. Kendini savunma mekanizmi yok. Hayvanlar var, bilmem ne var. İçgüdü var, Freud var, bilmem ne var. Yani içgüdüsel bir yaklaşım bile yani. Yediğin ekmeğin hakkını ver, emekçi. Emekçi ol. Sen komünist bir köpeksin. Komünist köpek. Narsist bir köpeksin sen. Anladın mı yani sen? Bütün köpekler, bütün hayvanlar solcudur benim gözümde. Ama seninle o işi göremedim ben. Bir dahaki geldiğimde senin biraz daha toparlanmış, biraz daha hayatın içerisine karışmış, biraz daha daha böyle bir felsefik yaklaşımlarla yani, yaklaşmam lazım. Çok naif bir kafa değil mi? Çok naif bir kafa değil mi? Yani bütün kediler, köpekler solcudur diyor adam yani. Çok tatlı ama ya. Tabii çok tatlı. Yani bu adam ya çok yalnız, söyleyecek sözü var ya kimse dinlemiyor. Hani bir şey bilmiyorum hani bu adamı böyle nereye oturtursam. Yani ya da işte bir şekilde bir yerinde bir kurgu var ve hani bilerek çekiyorlar onu. Öyleyse de çok hoş yani. Ama güzel akıtmış gitmiş yani. Çok güzel. Kafa güzel mesajı. Şeyde yani sosyal medyada gerçekten inanılmaz çok güçlü bir mizah var. Bayılıyorum kesinlikle yani. Kesinlikle ya. Ya bugün bir tane video seyrettim. Onu ama yok yayınlamadım. Bir de birkaç kişi de ciddi paylaşmış. Hani onun ciddi olma ihtimali tabii ki yok zaten. Şimdi Varlık Fonu ve Varlık Fonu'na devredilen kamu kurumları ve malları var ya yüklü oranda kimsenin evet. Hesabını artık soramayacağı. Evet. Hani isterlerse işte bir... Bizi bile devredebilirler. Tabii aynen öyle yani rahatlıkla devredebilirler. Adamın bir tanesi Ziraat Bankası'na gitmiş bugün. Videoyu izledin mi? Yok ya maalesef. Bayağı böyle hani şey bir adam böyle kalıplı malıplı da bir adam. Ona ya da Varlık Fonu yazmış. Ben diyor Varlık Fonu'ndan giriyorum. Önce şey, aferin iyi çalışıyorsunuz diyor elde arkada. İyi çalışıyorsun aferin çok güzel diyor. Beyefendi hani ben diyor hani Varlık Fonu'na deve işte ben diyor Varlık Fonu'yum diyor. Nasıl efendim diyor hani kimlik mimlik bir şey diyor. Zannedersin FBI cüceyi açıyor, cüzdanı açıyor ve bir şey gösteriyor. Yok bir şey. Hani Varlık Fonu'yla ilgili bir kimliğiniz var mı? Var işte diyor bak burada Varlık Fonu yazıyor falan diyor. Süper. Hani benim artık burası diyor yani. Süper.
Yani şimdi bunu biri öylesine yapmış belli ki. Ama hani bundan sonra da o jargonun çok da farklı olacağı, yani özünde ana tema muhtemelen öyle bir şey olacak işte. Evet ya, yani ben varlık fonuyum, gelme. Yani benim diyor. Evet. Oğlum diyor, banka diyor. Evet, bankaydı ama şimdi bir halkındı diyor. Şimdi benim diyor. Ya şimdi zaten böyle bir duygu da yaratmaya çalışıyorlardı aslında bir taraftan. O tabii onun sanıyorum parodisini yapmış değil mi? Herhalde parodidir o yani. Yani hani zaten bunlar bizim falan gibi bir duygu da mesela şeyde şimdi darbe sırasında hepimize şey mesajları geldi ya. İşte sokağa gelin, hı-hı, çıkın, hı-hı, işte şey başbakanından, hı-hı, geliyor, yok işte emniyetten geliyor falan. O şeyin bir parçası gibisin. O zaman mesela ben trafikte giderken işte bu emniyet şeridinde gidenler işte falan, yani zaten hani zaten biziz şeyin sokağın hakimi falan gibi öyle bir duygu vardı. Şimdi burada da sanki öyle bir şey var. Yani zaten hani bunlar bizim gibi. Tabii tabii. Şimdi bir de bunlar resmileşti yani. Resmileşti gibi, evet. Mevzu. Bir de herkes böyle üstüne bir çakar bağladı mı, hani arabayla da dolaşmaya gerek yok. Aa, hop direkt geçiş izni. Serbest geçiş. Şimdi bu hafta, yani geçtiğimiz hafta daha doğrusu Serdar Ortaç bir tane ses yarışması sunuyor. Of, onu bize niye yaptı? Bir sıkıldın değil mi? Evet, böyle bir çok fenaydı. Bir yayınlayabilir miyiz Serdar Ortaç'ın o Another Brick in the Wall adlı... Serdar! Arkadaşlar, arkadaşlar, herkes rock sevmediğimi zannediyor. Alın size rock'ımsı şeyler. Kalk ayağa, en iyi ben söylerim, kalk ayağa. Kaldır elleri. We don't need no education. We don't need thought control. Tamam, teşekkür ediyorum. Bunu sadece hatırlatma maksatlı koymuştum. Hani bu kadın neden bahsediyor demesinler diye. Arkasından tabii capsler yapıldı. Evet. En babasını, yani benim için en babasını da yayınlamak isterim. Roger Waters capsini yayınlar mısınız arkadaşlar? Aynen, benim de aklıma geldi. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Abi, harika. Bomba değil mi ya? Şahane. Yani bu adam acaba kaydı maydı duymuş mudur bir yerden ya? Yani dünyanın her yerinde bu şarkı bir şekilde cover edilmiştir. Vallahi bilmiyorum yani nasıl şey şu hani tuz, ha, Nusret tuhaf bir şekilde yayıldı dünyaya. Yani bu kadar absürt bir şey. Onunla gidebilir, mümkündür yani. Viral kasap o da ya. Yani. Çok acayip adam değil mi? İnanılmaz. Yani milletin ilişki. Hakikaten dünya kadar video izledim ben öyle. Hani yapmışlar ya baya baya. Hani evet, o tişörtler falan Photoshop olduğu çıktı ortaya, evet, da. Ama video yapmışlar yani. Şeyi var. Neydi? Duvar resmi. Grafiti. Avustralya'da grafitisi var. Vay yani, anasını. Doğrudur. Şimdi Yeliz hadisesini biliyorsun değil mi? Evet, onu da anayasa bilmeyen yoktur herhalde. Tabii. Anayasa oylanırken, malum hani hatırlamak maksatlı tabii ki biliyorsunuzdur da, anayasa oylanırken bir boşlukta bir anda meclisten Yeliz diye birinin periskop yayını yaptığı fark ediliyor. Kim bu Yeliz derken, o bir AKP'li milletvekili çıkıyor. Daha sonra olaylar gelişir. Sonra arkadaşlar dünyadaki kadın milletvekili karşılaştırmaları yapmışlar. O fotoğrafı da bir görelim mi? Vekil Yeliz fotoğrafını da görelim mi? Yani arkadaşlar, bu da yani en bıçkın, en bitirim şey. AKP milletvekili. Evet evet tabii. Yani ha falan. Birkaç tane daha var ama bu Yeliz, evet, bayağı da öyle.
Ya şimdi niye yani biz bu kadar lanetli miyiz arkadaş? Üzerimizde öyle bulutlar mı, pembe panter miyiz? Var. Var değil mi bir şey? Var, var. İşte geçmesini bekliyoruz. Ay bir de efsunlu millet denir falan bize, değil mi? Dünya kadar bizim öyle hani efsanelerimiz de vardır. Bir şekilde korunduğumuza inanılır falan filan. Ama yani öyle, bizim niye öyle vekillerimiz yok mesela yani? Bir Yeliz mi bizim? Öyle. Evet. Arkadaşlar güzel çalışmışlar. Ya bir şu başkanlık evet hayır kampanyaları daha doğru düzgün başlamadıysa da hani sosyal medya aldı yürüdü taraflar kendini belli etmeye başladılar falan. Trollendik mi bilmiyorum bak söyleyeyim sana. Fakat bir tweet atılmış ve onun altına verilen bir cevap var. arkadaşlar şu başkanlığa evet fotoğrafını da bir yayınlarsanız. Evet. Onu gördün mü? Gördüm ya. Ya yemin ederim sonra ben girdim baktım bu kadına. Gerçekten o kadın. Evet. Bayağı hani kadın porno yıldızıymış ama böyle. Güzelmiş ama. Şahane. Sence gerçekten hani şey bu mu? Algı seviyesi bu mu? Yoksa hani mahsus mu yapıyorlar? Yani bunu gerçekten hani bir başörtülü yani, kadının... Şimdi bir taraftan bundan da daha düşük bir algı var aslında. Ve bu şu anda onların temsiliyetini sağlayan, işte bizim sürekli ekranlarda gördüğümüz işte gazete yazarları içinde... işte en çok sesi çıkanlar, işte o program yapan insanların hani konuştuğu şeyleri baktığında falan yani böyle bir seviye olamaz yani o kadar düşük bir seviye ve diskur var ki hem bu gerçek bir onların kendi gerçekliği hem de bir taraftan aslında biraz da bir tarafıyla da bunu üretiyorlar. Çünkü ne kadar saçmalayıp ne kadar tuhaf konuşurlarsa tuhaf yalanlar üretirlerse sanki daha bir bir şeyler şey evet bir şeyler elde etmeye yönelik yakınlarmış gibi karar almışlar gibi bir durum var çünkü yani o kadar tuhaf şeyler söylüyorlar o kadar garip bir yalanlar söylüyorlar ve o kadar tuhaf davranıyorlar ki şimdi böyle baktığında hani bunların hani bir alt kitlesi olarak baktığında falan yani burada şaşırtıcı olan bir şey yok yani olma ihtimali mümkün gerçekten. Bir yani de mesela, inanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz gerçekten. Ben kardeş, böyle bir şey görmedim yani. Bu dediğin doğru değil. Bak hani al sana ispatı dediğinde de olmuyor. Ben seni yani onlara bir şey geçmiyor yani anlatamıyorsun. Yani evet. Şimdi mesela bizim yaşadığımız sorunlar için şimdi mesela bizi sık sık saldırıyoruz bu şey sosyal medyada işte bir lince vuruyoruz falan. Şimdi bu genellikle bir yandaş gazetede bir yazar yazıyor. Ondan sonra başlıyorlar. İşte ondan sonra işte troller devreye giriyor. İşte baş troller, sonra alttakiler falan filan ama şimdi bir yandan da bunlarla en küçük bir muhataplık yaşama şansın yok. Yani bir şey anlatamazsın ama gerçekten onların da altında hani araya karışmış hani gerçek hesaplar olabiliyor. Tabii. Yani şöyle bir sorun var. Ya bu insanlar hayatları boyunca yani bir karikatür dergisi görmemiş, bir karikatür görmemiş, mizah dergisi okumamış insanlar falan. Yani bu insanlara şey dert anlatmak gerçekten mümkün değil yani. Peki. Onları gaza getirmek de çok kolay. Şimdi bir de yani şey daha mütedeyyin camianın diyeyim karikatür dergileri de çıkmaya başladı. Edebiyat dergileri de çıkmaya başladı. Hakikaten çok seçerek kullanmak istiyorum. Çünkü derdim, yani herkesin samimiyetime güvenmesini çok istiyorum. Derdim bir kısım insanları yermek değil ama hani mizah dediğin şey de bu kardeş bizim burada bulduğumuz bir şeydi yani. Bütün dünyada kabul edilen bir şeyden söz ediyoruz. Gerçekten azıcık zeka ile alakalı bir şeydir. Azıcık değil yani bayağı zeka ile alakalı bir şeydir. Ve gerçekten hani böyle kör göz parmağına mizah yaptığında o mizah olmaz. Yani
Elbette. Hani başka yollarla, anlatımlarla onu ifade ettiğinde işte o mize olur ya da kalıcı bir şey olur falan. Ama mizah dergileri var şimdi. Mesela gerçekleri o mizah dergilerinden öğrenenler de var artık. Vallahi ben yani o mizah dergilerini okuyan neden olduğunu falan zannetmiyorum. Yani şimdi bir şey gerçekse onun bir karşılığı var. Yani o mizah dergileri ben de görüyorum bazı bayilerde falan ama ben hani satıldığını, birilerinin okuduğunu falan zannetmiyorum çünkü. Ama birileri de alıyordur canım yok, yani. Yok zannetmiyorum. Çünkü şeyde de paylaşılıyor işte sosyal medyada. Yani işte daha çok sosyal medyada işte hani bizim karikatürlere cevap vermek için. Zaten hiçbir şekilde muhatap almıyoruz yani hiç, ne yaparlarsa yapsınlar. Hani zaten ben arada gördüklerimde zaten hani bir mizah yapma niyeti falan gibi bir şey şimdiye kadar hiç rastlamadım yani. Niyet de o değil. Hani uğraşırsın tabii, da olur olmaz falan ama hani orada bir niyet vardır, iyi niyet vardır. Elinden geldiği kadarını yaparsın. Sonuçta şey, emek verdiğinde bazı şeyleri yakalamak çok zaman alabilir. Ama olsun, bugün başlarsın. 10 sene sonra belki ortaya bir şey çıkar. 15 sene sonra bir şey çıkar falan. Öyle bir niyet yok yani. Hani korkunç şeyler görüyorum gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi her memlekette aslında işte mizahçılar aşağı yukarı birbirlerini tanırlar, bilirler. Evet. Alttan gelenler... Zaten o öbür adamlar onların ustası olmuştur. Yahut bir şekilde tanışıklıkları olmuştur falan filan. Yani öyle çok geniş böyle milyonları kapsayan falan da bir kalabalık değilsiniz siz sonuçta. O dergilerde mesela yazan çizen insanlar, mizah yapan insanları... Mesela tanıdığın insanlar var mı vaktiyle işte hani bir ne bileyim bir mesain olan bir şey? Gerçekten hani mesleği o muydu onların daha önce de? Bildiğin var mı? Yok, ben kimseyi tanımıyorum. Bilmiyorum yani. Aslında bir taraftan da hiç baktığım da yok, öyle de söyleyeyim. Eyvallah. Yani şeyde... ama şimdi hani bir konunun uzmanı olduğunuzda aslında... Hani ben diğer mizah dergilerini açıp her hafta hani satır satır okumuyorum ama aşağı yukarı ne yapıldığını biliyorum. O bahsettiğin şey gibi yani. Hani çoğu zaten bizim dergen çıkmış arkadaşlar. Aynen. O zamanında işte biz de amatör olarak başlamış arkadaşlar. Yani onların geldikleri noktalar falan. Aşağı yukarı arada görsen de yakalayabiliyorsun onları. Yani ne yapabileceklerini falan. Buna hakimsin onun için. Ya kim olduklarını biliyorsun. Yani o dergiyi de yani onların dergilerini hiç okumadım ama şey, arada rastladığım şeylerden işte sosyal medyada falan bazen denk geliyorum. İlhan Taşçı'nın bir lafı vardı. Yani işte şey sorusunu o yüzden sorayım. Hani mesela gerçekten mizahçı mıydı bu adam? Yani karikatürist miydi ya da bu adam falan? Hani tanıdığım, bildiğim birileri var mı? İlhan Taşçı bir röportajında bunu böyle yeri geldiğinde hep örneklerim. Şey demişti. Eğer bir gazetecinin geçmişini bilmiyorsan, mealen böyle demişti. Yani şüphelenmende fayda var. Evet, ya şimdi yani o bir tarafa, birden ne diyeceğimi unuttum ya. Peki ya, olur öyle. Hay Allah. Olur öyle. Sanki önemli bir şey söyleyecektim. Belki de. Belki de bak bu kadar böyle, Tuncay. Peki neyse. Şimdi... Ha, şunu söyleyecektim, şey. Şimdi aslında... her şeyin bir karşı argüman üreten yani şey olarak, medyum olarak da hani işte gazete, böyle gazete var, böyle gazete var, işte böyle dergi var, böyle de şey var. Bunu üretebiliyorlar ama yani alan olarak baktığımda hani sineması, tamam bu sinemada bu. Yani çok sorunlu tabii. Yani onlar da aslında biraz daha kafası çalışanları aslında kültürel anlamda da hiçbir şey üretemediklerinin farkındalar. Yani aslında çok uzun bir şey dönemi var. Boşluk var orada ya. Ama hani mizah meselesi gerçekten çok ümitsiz yani. Mizah alanı çok ümitsiz. Yani şeyi, yani bizim tarafta yapılan şeyler, yani bu alanda hani bu mizah dergiler alanında yapılan şeye karşı hiçbir şekilde argüman üretemiyorlar. Ve bu aslında şey, yani her zaman böyle bu havada kalan bir soru aslında bizi de tedirgin eden bir şey. Çünkü bir rahatsızlık, onlar açısından ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Bizle ilgili de maalesef. Evet, ve bu bir şekilde de yansıyordur. Yansıyor tabii.
Yansıyor tabii. Yani bunu hani sizin taraf o taraf falan filan diye konuşmak da çok rahatsız. Ya bizim taraf dediğim da. Hani şey biz bir taraf dediğim anlamında biliyorum, söylemiyorum. Biliyorum. Yani biz bize üreten insanlar. Biliyorum. Sonuçta bizim bir sürü şey hani mütedeyim mi diyoruz? Yani öyle okurumuz da var elbette. Tabii yani. Tabii. Çünkü onu karikatür seven, mizah seven insanlar. Aynen yani. Öyle. Hayır bu artık yani? Böyle dilimize yapışan bir şey anlam, olduğu için. O anlamda söylemedim ben. Biliyorum. Ama hani onlar o şekilde düşünüp öyle bir argüman üretmiş. Yani rahatsızlık duydukları için. Hani maalesef. Kapaklardan bir şeyler yaptığımız karikatürlerden falan. O anlamda söyledim. Dün bir yere gidiyorum, bir taksiye bindim. Tabii sohbet ediyorsun. Hemen açıldı konu. İşte evet mi hayır mı ne olacak bilmem ne falan. Önce oradan başlayalım. Evet. Şimdi sağ görüşlü bir adam. Aslında MHP'liymiş. Sonra işte AKP'ye dönmüş. Ondan sonra mutlaka işte oyu şey olacakmış referandumda, evet olacakmış. Gerekçelerini sıralarken herhalde böyle bir 8-10 tane falan ana başlıklı şey yaptı, cümle kurdu diyeyim. Bravo. Tamamı yok ama tamamı ezber söyledim de yani özür dileyerek söyledim de. Çünkü o kelimelerin tamamını işte Yeni Şafak gazetesinde de okuyoruz, Akit'te de okuyoruz. Akşamda, sabahta, öğlende, ikindide evet, hepsinde. Bir takım açık oturumlarda falan izliyoruz. Evet, yani klasik yol yapıldı, o oldu, bu oldu falan kadar hani klasik cümleler. Ben de dedim ki hani peki arkadaş bunu okuyor musun? İşte yok diyor gazetede hani bunlar da ben aslında internetten hepsine bakıyorum diyor. Peki varlık vergisini okudun mu? Şöyle bir kaldı en son orada. Yok dedi. Çok rica ediyorum dedim oku. Kimse kimsenin oyunu değiştirmeye, görüşünü değiştirmeye haddi yoktur. Bu başka bir şey. Sadece tek bir şey rica ediyorum dedim. Ne olur her tarafı oku. Çünkü varamayacağız bir tarafa. Dedim iyi akşamlar, iyi akşamlar. Hakikaten doğru düzgün konuştuk. İndim ben taksiden. Dönerken başka bir taksiye bindim. O da bu sefer hayırcı. Ve bayağı koyu hayırcı. Yani hani en az onun kadar ateşli bir hayırcı. Anlatabildim mi? O da tam tersinden işte böyle yardır yardır gidiyor falan. Yani o iki rahatsız edici kutup var ya. Yani gece eve geldim ilk işim bunu yazmak oldu. Hani çünkü böyle içimde kaldı. Hani o tarafında bu tarafında en yorucu kısmıyla karşılaştım aynı gün içinde. Korkunç bir şeydi. Yani hani bu kadar değildik lan dedim. Evet ama şahidim yani bu kadar değildik. Çok kritik bir eşikte olduğumuz için bir gerginlik var yani bu herkese yansıyan bir gerginlik var. Muazzam. Bunu da kabul etmek lazım. Muazzam. Hani yani bir iki ay sonra işte hani biz içine doğduğumuz şeyin dışında bilmediğimiz bir dünyanın içinde olabiliriz yani. Evet. Onun için bence herkes, ülkedeki herkes de bu şeyi, bu gerilimi bir şekilde paylaşıyor. Hayır, daha öncekilerden daha da farklı bir şey bu. Hani daha öncekiler yani belli aşamalardı falan ama hani şu anda şey sanki bir eşikteyiz gibi. Yani neticede buna hayır diyen insanlar da aslında bu şeyin içine doğdular. Tamam tabii eleştirilecek. Işte, ya herkes aslında evet, yani. Yani herkes açısından söylüyorum. Eleştirilecek dünya kadar şey olduğunu biliyoruz ve eleştiriyoruz da. Ama hani bu kadar keskin uçlar yani bayağı şey ceryanda kaldım yani dün akşam aynı çok gün, fena. Evet. Bak çok güzel bir haberle final yapacağım. Bayıldım. İyi, bakalım, bayıldım. Var. Yani dedim ki arkadaş be tek derdimiz bu olsun yemin ediyorum. Hani şunları konuşarak geçsin ömrümüz. Öteki taraftan ya yaşarız işte bir şekilde. Yani hani az parayla da yaşıyorsun, çok parayla da yaşıyorsun, yok parayla da yaşıyorsun, yaşıyorsun işte bir şekilde. Ama mesela bunun gibi olsun. Kahramanmaraş'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde toplanılmış. Bu toplantıya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanı, Minibüsçüler Odası, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı, araç sahipleri ve şoförler katılmışlar. Araç sahibi ve şoförlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda da bir tane araç sahibi söz alıyor. Diyor ki işte
şoförleri izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösteriyor. Niye? Diyor, o şoför diyor o gün mesela hiç program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk sabah kalkıyor. Nereye gideceksin? Nöbet var, yok olur mu? Ben şöyleyim, böyleyim bilmem ne. Ya diyor bunların arasında diyor gencecik çocuklar var diyor. Yeni evli insanlar var diyor. Bunların hiç mi seks hayatı olmayacak diyor. Harika ya. Ya ne olur biri bizi böyle savunsun be. Evet. Iyi, çok güzel iyi, değil iyi mi? İyi sorular sormak önemlidir. Cevap yok ama haberin cevap içinde yok. Onu bilmiyoruz. Ama soru doğru yani. Şahane. İşte hayat böyle olsun. Bunlarla uğraşalım mesela. Hani demiyorum ki bak Norveç falan olalım. Tamam o zaten evet, batar yani. Bizi o kadar Norveç olmakta. O zaman tabii canımız da sıkılır. Böyle hoşluklar da lazım. Evet. Ama bu kadar da değil be. Yani bu kadarını da hak etmiyoruz yani sahiden. Bir de yani eğer böyle bir taraflar diye bir şey söz konusuysa o tarafların hiçbir tarafı hak etmiyor bu kadarını yani. Herkes çok yoruluyor evet. Bu didişmeden. Çok yorulduk. Yani şu enerjiyi hakikaten adam gibi bir şeye harcasak sahiden biz füze yapabiliriz, araba yapabiliriz, yapabiliriz yani. Yani sadece petrolü olan Azerbaycan'ın arabası var abi. Hem de 4-5 tane falan yani. Filan filan neyse. Tuncay çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Vallahi işte umduğumuz gibi olmadı yani. Sevmiyorsun mevmiyorsun ama. Yok sevmiyorum demedim de. Yani iyidir ama i̇şte, oldu değil mi? Olayım belli. Keyif aldın mı? Tabii. İyi süper. Süper. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. Efendim size de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden yine çok sevdiğinizi, seveceğiniz yani aslında sevdiğinizi tahmin ettiğim şimdiden söylemeyeyim, spoiler vermeyeyim. Hafta içerisinde ve hafta sonuna doğru mutlaka tanıtımlardan da göreceksiniz. Sosyal medya hesaplarından lütfen takip ediniz. Konumun kim olduğunu da göreceksiniz. O halde haftaya kadar kendinize iyi bakın. Umarım kafamıza bir meteor düşmez. Ya da belki de bir meteor düşse yani. İyi akşamlar. Yuvarlığa eskiden mağazalarda görmeye alışık olduğumuz şeffaf bağış kumbaralarının yeni ekonomiye, yeni ödeme alışkanlıklarına uygun haldir. Küsuratlarınızı yuvarlayarak bir üniversite öğrencisinin eğitimini desteklemekten, kanserli bir çocuğun tedavisine destek olmaya, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasından, doğal afet zedelerine destek olmaya kadar birçok alanda küsuratlarınızla büyük değişimler yaratabilirsiniz. Sorsana eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışan bir mobil öğrenme platformu aslında. Türkiye'nin bir ucundaki öğrenciyi işte belki İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki o eğitime rahat ulaşan öğrencilerle buluşturmaya çalışıp onları birbirine yardımlaşmasını sağlayıp bir eşitlik yaratmaya çalışıyoruz. Biz ustamdan olarak Devrek'teki bastonu, Ödemiş'teki İnoyas'ını, Eskişehir'deki Lületaş'ını, Antep'teki Yemeni'yi dünyaya taşımak istiyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda devam eden, bizim kültürümüzün parçası olan bu zanaatları tasarım dokunuşuyla insanlara ulaştırmak istiyoruz. Ve bunu da hikayelerin gücünü kullanarak genç ve yaratıcı ekibimizle başarmak istiyoruz. Türkiye'de çok fazla fikri olan ama uygulayamayan yaratıcı insan var. Bu tarz platformların buluşumun yaptığı gibi böyle biraz taşın altına elini koyarak sayılarını artırması gerekiyor. Neticede kar amacı gütmeyen yapılar olduğu için çok da fazla sektörden destek alamıyor bu tip kurumlar. Buluşumun bize sağladığı bu fon sayesinde bundan sonra da daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Arkanızda bu tip büyük bir platform olduğu zaman bazı kapılar çok daha hızlı açılabiliyor. Buluşumun network sayesinde daha fazla markaya yayılma şansımız oldu.
sadece girişimci değil, sosyal girişimci. Aslında bunu bu coğrafyada yapmak çok zor oluyor. Ama bu zorluğu Buluşum gibi platformlar sayesinde biz aşabiliyoruz. Onların varlığı bize ilk olarak şunu söylüyor: yalnız değilsiniz ve doğru yoldasınız.